Olmaz. Bu hiç olmaz. Bu ne? En az 40 reklamda gördüm ben bunu. Yo, bu daha hiçbir reklamda oynamadı. Vallahi bunların hepsi birbirine benziyor. Hiçbiri olmaz. Ne yapacağız peki? Vaktimiz de daralıyor. Aslında benim bir adayım var. Ama kendisiyle konuşmadan bir şey söyleyemem. Kimi o, tanıyor muyuz? Tanınmış biri değil. İyi işte, ne güzel. Daha ne bekliyorsun? Doğru ya. Ne bekliyorum? O zaman hemen konuş ve kızı bağla Ömer. Vaktimiz daralıyor. Şimdiye kadar çoktan fotoğraf çekimine başlamamız gerekiyordu. Tamam. Sen bu işi bana bırak. Biz Ceyda'yla hallederiz. Hı? Rahatladım vallahi. Ya şu İtalyanların tantanaları nasıl vaktimi alıyor bir bilsen. Zaten bu işe karar verecek olan da sensin. Beni istemişsiniz. Evet. Nasılsın görüşmeyeli? Fena değil. İyi gördüm seni. Önemli bir şey konuşacaktım seninle. Anlamadım. Modellik mi yapacağım? Ben. Evet. Çok özel bir yüz arıyoruz. Seninki gibi. Tanınmamış. Güzel. Kişilikli. Bilmem. Nasıl olur? Yani harika bir şey beni seçmeniz ama ben çok utanırım. Poz bile veremem. Çok profesyonel fotoğrafçıyla çalışacaksın. Nasıl poz vereceğini o halleder. Sonra? Sonra ne olacak? Bu resimler her yerde yayınlanacak değil mi? Bütün Türkiye'de ve İstanbul'da. Bu çok büyük bir kampanya, anlıyor musun? Kusura bakmayın. Ama ben yapamam gerçekten. Benim için çok fazla bir şey bu. Peki, anladım. Bak istersen şöyle bir şey yapalım. Sen hemen karar verme. Bu gece eve bir git, bir düşün. Biz de yarına kadar bekleyelim. Belki sormak istediğim birileri vardır. Tamam, olabilir. Yani fikrimin pek değişeceğini zannetmiyorum ama öyle diyorsanız. Yarın tekrar görüşürüz. Tamam. Başına cennet kuşu kondu kızımın. Aman nazar değmesin. Demek her yere resmini asacaklar ha. Şöyle mahallenin girişine de bir tane astır. Bütün millet görsün. Anneciğim sakin ol. Daha bir şey belli değil. Daha kabul etmedim. Kabul etmedin mi? Ne düşünüyorsun peki? Önüne bir de halı mı sersinler yani? Fırsat ayağına kadar gelmiş kızım. Bilmiyorum anne. İçim hiç rahat değil. Yılmaz ne düşünecek? Sanki inadına yapar gibi. Bana bak. Yarın hemen Ömer Bey'e gidiyorsun. Teklifi kabul ettiğini söylüyorsun, tamam mı? Yılmaz ne düşündüğünü söyledi zaten. Öyle yüzüğü parmağından çıkarıp almakla falan olmaz efendim. O zaman sonuçlarına da katlanacak. Ama ablam da o sonuçlara katlanacak. Bu resmen Yılmaz abiye meydan okumak ya. Bence hayatta izin vermez. Aman. Ondan izin isteyen yok zaten. Bak sinirlerim tepemde, sen de üstüme gelme. Aman. Ne haliniz varsa görün. Hadi be. Elif, aklını başına topla. Başka kız mı yok? Hemen buluverirler birini yerine. Sen de öyle uzaktan resimlere bakarsın. Bana bak, eğer bu işi kabul edersen Yılmaz iyiden iyiye kaybederse söylemedi deme. Hayatta kaldıramaz bunu, biliyorsun. Biliyorum. Ama artık Yılmaz neye kızacak diye yaşamak istemiyorum. Biraz da o anlayış göstersin. Benim de isteklerim var. Hem ben niye fedakarlık gösteriyorum? Tamam kızma. Ne istiyorsan onu yapacaksın. Allah Allah. Delim yine. Elif, neler oluyor? Çok üzüldük ya. Her zamanki mesele. Artık ben bıktım anlatmaktan. Siz de bıktınız ya. Neyse. Ne olacak bunların hali? Vallahi bilmiyorum ama hep parlak görünüyor. Kızla konuştum. Mağazada çalışıyor. Haber verdim. Birazdan burada olacak. Çok iyi. Hemen deneme çekimlerini yaparız. Yalnız işi kabul etme konusunda biraz kararsız. Patron olarak benim daha fazla ısrar etmem uygun olmayabilir. Bu konuda senin ikna kabiliyetine güveniyorum. Hiç merak etmeyin. Siz bana bırakın. Bu arada hem modelimiz hem de kampanyadaki gelişmeler tamamen aramızda kalacak. Herkese sürpriz olsun istiyorum. Tamam mı? Tamam. Gel. Beni çağırmışsınız Ömer Bey. Gelsene. Seni reklam ajansımızdan Ceyda Hanım'la tanıştırayım. Elif Hanım. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Bence tam aradığımız yüz. Değil mi? Hı hı. Pekala kızlar. Ben sizi biraz yalnız bırakacağım. Katılmam gereken bir toplantı var. Uzun sürmez. Hemen gelirim. Hı hı. Ömer Bey bana bu iş konusunda kararsız olduğunu söyledin. Evet. Ama ben bir karar verdim. Bütün gece düşündüm. Kusura bakmayın, ben yapamayacağım. Neden? Çünkü bu iş bana göre değil. Niye sana göre değilmiş? Bilmem. Bak. Bir sürü profesyonel model iş kapmak için birbirine girdi. Ama patron ve reklam şirketi seni istiyor. Bunun bir önemi yok mu yani? Ya, var. Olmaz mı? Var tabii. Ama... Gel. Sana kampanyayı anlatayım. Bakalım beğenecek misin? Nasıl buldun? Çok güzel. Bayıldım. O zaman işi kabul ediyorsun. Ben aslında buradaki işimden memnunum. Kim sana ayrılıyor ki zaten? Çekimler 1-2 gününü alır. Onu da senin izin günlerine koyarız. Olur biter. Belki sadece bu reklam için olabilir. Zaten istesen de başka bir reklamda yer alamazsın. Seninle yıllık bir sözleşme yapacağız. Ayrıca çok da iyi para alacaksın. Ben dekolte giymem ama. Zaten sadece yüzünü kullanacağız. Tam vaktinde geldiniz Ömer Bey. Elif bizimle çalışmayı kabul etti. Öyle mi? Harika. Çok sevindim. İşte şimdi bu kampanya içime sindi. Fotoğraf çekimlerini pazar günü yaparız. Elif'in buradaki işlerine engel olmayalım. Çünkü işini çok seviyor. Ben fotoğrafçıyla konuşup her şeyi ayarlarım. Tamamdır.